Herkese merhabalar. Zaman zaman kitaplardan, dizilerden ve filmlerden bahsettiğim kanalıma hoş geldiniz. Bir de kendime koyduğum hedeflerden biri her hafta cuma günü saat 6'da video yayınlamak. O yüzden bugün hava ne kadar kapalı olsa da yapay ışıkla video çekiyorum. 2020 yılında okuduklarımın böyle genel bir istatistiğini sizinle birlikte çıkaracağız. Ve aynı zamanda da 2020'de okuduğum 5 güzel kitaptan bahsedeceğim size. Ben bu istatistiği çıkarmak için Goodreads'i kullanıyorum. Goodreads hesabım benim 2013 olabilir. 13'lerden beri aktif. 2020'de toplam 13.879 sayfa kitap okumuşum. Bence bu çok güzel bir rakam. Gerçekten çok güzel bir rakam. 13.000. Yani daha az okuyabilirdim. Daha fazla da okuyabilirdim. Ama 13.000. 15.000 olabilirmiş. Belki 2021'de 15.000 okuyabilirim. Toplam totalde 56 kitap okumuşum. Bu sene de 50 kitap okumayı hedefliyorum. Şu anda hatta yılın ikinci kitabındayım. Okuduğum en kısa kitap What Color Is Night olmuş. Bu bir çizgi roman şeklinde bir kitap. Geceyle ilgiliydi. Çok beğenerek onu okumuştum. Yılın sonlarında okudum hatta bunu. Okuduğum en uzun kitap da Değersiz Bir Hayatmış. Değersiz Bir Hayat gerçekten okuduğum en uzun kitap olmayı hak ediyor. Çünkü bakalım 857 sayfaymış. 2020'de ortalama aylık olarak 247 sayfa kitap okumuşum. 247 sayfa bence gayet az. Bunu hepimiz yapabiliriz. 247 ne ki? Ama böyle bakınca olmuyor işte. 50 sayfa, 50 sayfa, 50 sayfa falan olmuyor yine de. Okuduğum en popüler kitap Dorian Gray'in Portresi'ymiş. Dorian Gray'in Portresi gerçekten okuduğum en popüler kitap olmayı hak ediyor. Çünkü hem uzun zamandır piyasada hem de gerçekten okuduğum en iyi kitaplardan biri. Herkes de bunun farkındaymış demek ki. Okuduğum en az popüler kitapsa The Anguish of an Oyster kitabı. Bu İngilizce bir şiir kitabıydı. Ben çok beğenerek okumuştum. 2020'de genel olarak kitaplara verdiğim puanların ortalaması 3,4'müş. 3,4 hem iyi hem kötü bir rakam. Demek ki beğendiğim kitapları pek bulamamışım. Demek ki kitaplardan istediğimi elde edememişim 2020'de. Demek ki okumak istediğim çok güzel kitap yokmuş. Ama diğer taraftan bakılırsa belki de okuma zevkim değiştiği için verdiğim puan bu kadar düşük. Yani aslında düşük de değil. 3,5 olsaydı daha iyi olurmuş ama 3,4 olmuş. En yüksek puanla okuduğum kitapsa The Anguish of an Oyster'mış yine. Ama bunun belki de şeyden kaynaklı olabilir. Az kişi puan verdiği için olabilir. 2020'de İlk yazdığım yorum yine Değersiz Bir Hayatmış. Çünkü benim 2020'nin okuduğum ilk kitabıydı. Ocak ayında sırf bunu okumuştum hatta. Ondan sonra da direkt girmiştim. Gayet güzel bir kitap bu arada. Biraz sonra bunun hakkında konuşacağız. Aslında size 2020'de okuduğum kitaplardan bahsetmek isterdim. Ama 2020'de okuduğum 56 kitaptan bahsetmek biraz vaktimizi alabilir ve uzun bir video olabilir. O yüzden 2020'de okuduğum kitaplardan bahsetmek yerine size 2020'de okuduğum en güzel 5 kitaptan bahsedeceğim. Değersiz Bir Hayat 4 tane erkek arkadaşın üniversiteden başlayarak hayatlarını anlatıyor. Bu 2020'de çok fazla sükse getiren bir kitaptı. Her kanalda, her Bookstagram'da görebileceğiniz bir kitaptı. Ve gerçekten bence getirdiği popülariteye hak ediyor. Çünkü kitabın yazım tarzı, kitabın işlenişi ve karakterlerin işlenişi çok güzeldi. Kitap sizi bayağı yaralayan kitaplardan biri. Okuduktan sonra biraz etkisinden çıkamıyorsunuz ve abi ben ne okudum oluyorsunuz. Gerçekten ben öyle olmuştum. 5 üzerinden 4 yıldız vermişim. Bunun 5 üzerinden 4 yıldız vermemin sebebi büyük ihtimalle kitaptaki karakterlere çok bağlanmam ve ondan sonra onlardan koparılmam ve kitabın tek, yani seri bir şekilde değil de tek bir kitaptan oluştuğu için bir daha aynı dünyaya geri dönemeyecek olmamdan duyduğum üzüntüden kaynaklı 4 yıldız vermişimdir. İkinci kitabımda gerçekten çok 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 beğendiğim ama sesi dinleyerek okuduğum bir kitaptı. Sesi dinledikten sonra aslında şey de yaptım. Ebook olarak indirip ebook olarak da okudum. Bu kitapta Neil Gaiman'ın Art Matters kitabıydı. Keşke Türkçe çevrilmiş versiyonunu okuyabilsek. Çünkü kitap çok kaliteli, çok ilham verici bir kitaptı. Okuduktan sonra aldığım notları, tekrar tekrar düşündüğüm noktaları size anlatamam. Küçük çocuklara da okunabilecek bir kitaplardan biri bence. Kitap genel olarak yaratıcılık, yazarlık etrafında dönüyor ve küçük çocuklara okumanın önemini de anlatıyor aynı zamanda. Böyle bir kitabı okumak herkese bir fayda sağlar. Çünkü yaratıcılığımızı dış plana çıkarmamız lazım. Yani dış plana değil, ön plana çıkarmamız lazım. Bence son zamanlarda iyice
Unuttuk bunları. Hele pandemiyle beraber daha da çok şey unutuyoruz. O yüzden bu kitap okunması gereken kitaplardan biri. Üçüncü kitabımıza gelecek olursak, Dorian Gray'in Portresi. Okuduğum en popüler kitapmış 2020'de. Ve gerçekten de, az önce de demiştim, okuduğum en popüler kitap olmayı hak ediyor. Kitap gerek konusu, gerek işlenişi, gerek Oscar Wilde'ın yazım tarzı ve Oscar Wilde'ın egosu. O kadar güzel bir kitaptı ki. Yani incecik bir kitap gibi gözüküyor ama dolu dolu bir kitap. Kitabın konusundan bahsedecek olursam, portresi çizilmiş olan Dorian Gray'in portresine aşık olması ve bir dilek tutmasıyla silsilesini anlatıyor. Dorian Gray hiç yaşlanmamayı diliyor ve portresinin yaşlanmasını, kendisinin de genç kalmasını diliyor. Ama bu genç kalma meselesi daha da ileriye taşınıp Dorian Gray'in çirkinliğini, Dorian Gray'in yaşadığı kötü şeyleri ve Dorian Gray'in yaptığı kötü şeyleri de saklıyor. Hepsi portreye yansıyor. Dorian Gray'in yüzüne yansımıyor. Bize bir sürü ders çıkartabilecek bir kitapta. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle önerdiğim kitaplardan biri. Kitapları Kurtaran Kedi. Bu kitap bir kutu kitap kargosundan çıktı. Kediyi anlatmıyor kesinlikle. Bir tane çocuğun dedesini kaybettikten sonra kitapçı dükkanında çalışırken konuşan bir kediyle karşılaşmasını anlatıyor. Bir göreve çıkıyorlar. Daha doğrusu bir görev değil, 5 göreve çıkıyorlar. Bu sırada çocuk kişisel gelişimini tamamlıyor ve kitaplarına duyduğu sevgi, kitapların insana kattıklarından falan bahsediyor. Kitap sosyolojik öğelerde barındırıyor, psikolojik öğelerde barındırıyor. Kitapları Kurtaran Kedi benim Japon edebiyatından okuduğum ilk kitapta ve gerçekten Japon edebiyatına ilgi duymamı, merak duymamı sağladı. Size de kesinlikle önereceğim kitaplardan biri. Dili çok ağır değil. Yani 15 yaşında, 14 yaşında bir çocuk da okuyabilir bunu. Siz de okuyabilirsiniz. Kesinlikle bir yaş sınırı olan bir kitap değil. Ama şimdi bahsedeceğim kitap bir yaş sınırı olan bir kitap. Yine bu da bir kutu kitap üzerinden çıktı. Öfke üzerine 3 öykü. Bu kitap 2011'deki Mısır devrimini öykülerle, 3 öyküyle birlikte anlatıyor. Her öykü birbirinden duygusal, birbirinden yaralayıcı öyküler. Hele gerçi üçünü de birbirinden ayıramam ama benim en sevdiğim öykü ikinci öyküydü. Gerçekten çok ağlamıştım okurken. Birinci öykü de aslında çok yüreğe dokunan öykülerden biriydi. Bu kadar kısa bir kitap, bu kadar kısa bir öykü kitabı nasıl lisana girdi, erindi diye soracak olursanız gerçekten bazen sayfa sayısı önemli olmuyor kitapta. Ya çok kalın ya çok ince hiç fark etmiyor. Kitabın size yaşattıkları, kitabın size öğrettikleri daha farklı oluyor. Bu kitapta bana gerçekten çok fazla şey öğrettiğini düşünüyorum. Benim bence 2020 yılım kitap konusunda özellikle çok verimli geçti. Aynı zamanda dizi konusunda da çok verimli geçti. Çünkü evlendiğimiz ve hafta sonu da karantinalar olduğu için eşimle birlikte sık sık dizi ve film izledik. Sizinle paylaşacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.